Herkese merhabalar. Anadolu Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz lezzetli damla çikolatalı kurabiyeler hazırlayacağız. Üstelik aylarca bayatlamıyor. Derin dondurucuda da saklayabilirsiniz. Kurabiyemiz için gereken malzemelerimiz oda ısısında 125 gram tereyağı isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. 1 su bardağı pudra şekeri. Benim pudra şekerim bir parmak eksikti. O yüzden 1 yemek kaşığı kadar normal şeker ekledim. Eğer sizlerin evinde de pudra şekeri yoksa normal şekerle de hazırlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Malzemelerimizi krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Bu işlemi mikserle de yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle spatula ile de 2-3 dakikada hazır oluyor. Bütün malzemelerimizin oda, oda ısısında olmasına dikkat edelim lütfen. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta. Bu malzemelerimizi de güzelce tekrardan karıştırıyoruz. Kurabiye hamurları hazırlarken dikkat etmemiz gerekenler tereyağı ve pudra şekerini mutlaka güzelce karıştırmak, krema haline getirmek ve e, malzemelerimizin mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu ve bir paket kabartma tozumuzu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasına, kalitesine hatta yumurtamızın boyutuna göre değişim sağlayacağı için azar azar eklemekte fayda vardır. Kullandığım bardak ölçüm klasik 200 milim su bardağı çay bardağı da 125 milim. Bu aşamadan sonra artık elimizde devam ediyoruz. Kurabiye hamurlarımızı mümkün olduğu kadar az yoğuralım. İçerisinde tereyağı olduğu için eriyecektir ve pişerken kurabiyelerinizde yazılmalar olacaktır. O yüzden mümkün olduğu kadar az yoğuruyoruz. Eğer ki yaz ayında yapıyorsak, çok sıcaksa havalar böyle yoğurduktan sonra bir 5-10 dakika kadar buzdolabında hamuru bekletip daha sonra şekil verirsek eğer daha güzel sonuçlar alırız. Evet hamurumuzun kıvamını gördünüz. O şekilde yoğurduktan sonra artık ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp Yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize dizebiliriz. Kurabiyelerimizin boyutlarını sizler yine dilediğiniz büyüklükte, küçüklükte hazırlayabilirsiniz. Ben bu ölçülerden ve bu büyüklükteki kurabiyelerden tam bir tepsi dolusu elde ettim. Piştikten sonra da kurabiyelerimizin boyutları, şekilleri gerçekten çok ideal oldu. Bu tarifimi mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. İnanılmaz lezzetli. Tıpkı un kurabiyesi gibi ağızda dağılan ama damla çikolatanın verdiği de muhteşem bir lezzetle ikisinin birleşimi gerçekten harika oluyor. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videonun başında da söylediğim gibi aylarca bayatlamıyor. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Kurabiyelerimiz piştikten sonra saklama kaplarına koyup derin dondurucuda da aylarca saklayabilirsiniz. Dilerseniz yine piştikten sonra az kapalı hani bu teneke kutular var eğer onlara koyarsanız daha güzel muhafaza ediyor kurabiye kutuları var. Dilerseniz de hava almayan saklama kaplarında inanın aylarca saklayabilirsiniz. Kesinlikle ne lezzetinde ne şeklinde herhangi bir değişim olmuyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet kurabiyelerimizin üzerine böyle damla çikolatalar batırıyoruz. Görüntüsü gerçekten şahane oluyor. Piştiği zaman da damla çikolatalarda kesinlikle bir erime, bir değişiklik olmuyor. Kurabiyelerimiz hazır. Önceden ısıtılmış 170 derece alt üst ayar fırınımızda yaklaşık 15 ila 20 dakika arasında pişiriyoruz. Sizlerin fırın derecesi ve pişirme süresi farklı olabileceği için dikkatli bir şekilde pişirmekte fayda vardır. Böyle hafif pembeleştiği zaman fırından çıkartabiliriz. Gördüğünüz gibi çatlak çatlak tam istediğimiz görüntüde inanın lezzeti de şahane. Bir tarifimin daha sonuna gelirken deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.